Mutlu akşamlar spor severler. Erenler Konağı'nın sunduğu Haftaya Bakış programında sizlerle birlikteyiz. Bugün Atiker Konyaspor'u değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile karşılaştı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa Spor'u da kendi sahasında 2-1'lik skorla mağlup etti. Stüdyodaki konuğum her hafta olduğu gibi bu hafta da Osman Durmuş. Değerli antrenörümüz bizlerle birlikte. Hocam öncelikle iyi akşamlar. İyi Hoş geldiniz. Akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz hocam. Avrupa Ligi'nde Torkonya Spor Braga karşılaşması 3-1 sahadan mağlup ayrıldı. Ardından da lige bir döneceğiz. Nasıl değerlendireceksiniz hocam? 3-1'lik bir mağlubiyet var. Şu anda 1 puanla grupta son sırada yer alıyoruz. Grup kuralları çekildiği zaman zaten grubun ne kadar kuvvetli olduğunu söylemiştik. Şampiyonlar Ligi gibi bir grubumuz var demiştik. Bu gruptan çıkmak da oldukça zor olacak diye dile getirmiştik. Şimdi bunun ne kadar gerçek olduğunu görüyoruz. Dördüncü maçlar oynandığında Atiker Konyaspor'un bir puanı var. Matematiksel olarak çıkma ihtimali de hemen hemen yok denecek kadar az. Evet. Geçen hafta konuşurken şunları söylemiştim ben. Artık Avrupa Ligi'nde sona yaklaştık. Bu Avrupa Ligi'ndeki imkanlar ve ihtimallerden yola çıkarak ligi biraz ikinci plana attık gibi gözüküyor. Geçenki ortalamamızı tutturamamıştık. Şimdi artık biraz daha lige sarılabiliriz. Biraz daha puan olarak ve sıralama olarak üst tarafa çıkabiliriz diye düşünüyorum. Peki hocam sadece Braga takımına birer golümüz var. Diğer Shakhtar ve Gent maçlarında henüz golle tanışamadık. Zorlu bir Shakhtar maçı var ayın 24'ünde Kasım'ın. Bu karşılaşmadaki şansımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve ligde de yani oynadığı Avrupa Ligi'nde de şu anda 4'te 4 yaptı 12 puan. Evet. Şimdi Shakhtar hem kendi liginde hem Avrupa liginde dolu dizgin gidiyor. Antrenör değişikliğine rağmen oyun felsefesini ve oyun gücünü çok fazla kaybetmemiş. Gerçekten kupanın favorileri arasında gösterilen takımlardan bir tanesi ki ilk maçta Konya'da bize bunu hissettirmişti. Shakhtar bu gruptan çıkar, üst grupta da rahat 16'ya kalır diye düşünüyorum. Atiker Konyaspor'un tecrübe açısından sadece kazanacağı bir şeyler olabileceğini düşünüyorum. Maçı alır mı, alamaz mı? Bence biraz bir puan sürpriz olur. Mağlubiyetimiz sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Peki hocam, ardından bir maçı var. Gerçi uzun bir süre aralığın 8'inde ama bu karşılaşmaya kadar Torku düzeltiyorum. Atiker Konyaspor zaman zaman da dilimiz sürüşüyor. İzleyicilerimizden de özür diliyoruz. Atiker Konyaspor Gent maçı ve artısında ligde yani Avrupa UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puan toplar? Kısa bir ara verelim. Evet, kısa bir zorunlu ara verdik. Hocam malum gıcık tuttu. Evet. Öksürükten dolayı evet. Kısa bir ara verdik. Sizlerden de özür diliyoruz. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tedavisini yaptırdık. Evet. Önder Yıldırım olsaydı ne yapardı sizce? su verirdi büyük ihtimalle. Okunmuş sularda verirdi. Biz de öyle yaptık. Evet. Gent maçını konuşuyorduk hocam. Gent maçındaki değerlendirmeyi alırsak. Şimdi Gent maçı bizim Atiker Konyaspor'un Avrupa'da oynadığı ilk deplasman maçıydı. Çok tecrübesiz ve deneyimsiz olarak çıktığımız bir maç. Artı istediğimiz şeyleri sahada yapamadık. Gent'te doğru zamanda doğru baskı yaparak goller buldu ve maçı kazandı. Şimdi ikinci sefer oynayacağımız yer Gent'le içeride oynayacağız. Ve aynı seyirci baskısını, benzeri şeyleri biz yapacağız. Şimdi 4 maç tecrübemiz var. 5. maçımızı oynayacağız. Ben bu maçtan puanlar bekliyorum. Çoklu goller bekliyorum artık. Biraz daha coşkuyla oynayacağımızı düşünüyorum. Bir galibiyet hediye edilebilir Atiker Konyaspor seyircisine. Evet. Önemli. Avrupa'yı da böylelikle kapatalım hocam. Evet.
Lige dönecek olursak Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Atiker Konyaspor ilk defa torku demedim. Onda evet. da heyecanı. Gene söyledim torku yine, dedin ama ha. Söyledik, reklamını da yapmış olduk ama her neyse bizde sıkıntı yok. Torku senin eve yakın, belki ondan etkileniyor olabilir aslında. Yani belki her de gidişinde girişinde aslında görüyorsun şeyi. Tabelalarını. Evet, tabelalarını doğru, görüyorsun. doğru. Ormanların yanından geçiyorsun, işte ağaçların yanından Doğru. geçiyorsun. Konya'ya çok büyük katkısı var. Evet, Bunlar gerçekten. da yatırılmamak Konya lazım. Spor'a da çok büyük Çok katkısı oldu. çok. 3 yıl, 4 yıl. Türkiye'ye yaptığı Evet. hizmetler had safhada. Böylelikle onu da değerlendirmiş olduk. Evet. Lige dönelim hocam. 10. haftada Atiker Konyaspor Kasımpaşa 2-1'lik galibiyeti var Kasımpaşa karşısında. Zorlandı. Özellikle son dakikalarda o pozisyonlar gole çevirse çıkarılamayacak dakikalar. Evet. Maçın genel bir değerlendirmesini alalım mı hocam size? Şimdi biz 3 aşağı 5 yukarı aynı futbol oynuyoruz her hafta. Atarsak kazanıyoruz ya da puan alıyoruz. Atamazsak sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Öyle bir görüntü var. 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet oldu. Yani çok dengeli gidiyor. Ve şu anda 6. sırada Atiker Konyaspor. İlginç bir yelpaze var, çok dar. 17. sıradaki Aksaray'ın 9 puanı var. Yani arada bir Evet. galibiyetlik fark var neredeyse. Bu maçı mutlaka alınması lazımdı. Mağlup olduğumuz durumda 14. sıradaydık şu anda. Yani lig sıralamasında 14. sırada kalacaktık. Kasımpaşa'da bizim yerimize, yani Atiker Konyaspor'un yerine 6. sıraya çıkmış olacaktı ki Kasımpaşa'nın sezon başında yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Evet. Antrenör değişikliğine gitmek zorunda kaldılar. Kadrolarındaki kaliteli oyuncuları kaybetmişlerdi. Buna rağmen son haftalarda toparladılar Kemal Hoca'yla. Şimdi maçı değerlendirecek olursak yine aynı oyun başladı. İkinci bölgede pas trafiği, rakibin zayıf yönlerine baskı ve atak yapmaya çalıştık. Ama istediğimiz sonuçları peş peşe iki pozisyonda aldık ve gollerle Evet. 2-0 öne geçtik, avantaj sağladık. İkinci yarı yenilen golde yine bir bireysel hata söz konusu ki son haftalarda çok fazla yapıyoruz. Bireysel hata söz konusu. Adam paylaşımında bir hata söz konusu. Dolayısıyla son dakikalarda da otomatik olarak takım savunması biraz daha geriye yaslandı. Ve kalemizde ekstra tehlikeler yaşamaya başladık. Söylediğim gibi yenilen bir golün hata telafisi olmayacaktı. Beraberlik kötü bir sonuç olacaktı. Galibiyetle kapattık. Aynı oyun, aynı sistem. Sabır sistemi bu. Atiker Konyaspor'u çözmek artık kolay. Bekleyen takımların hepsi, Konyaspor gibi bekleyen takımların, ikinci bölgede savunma yapan takımların hepsi Konyaspor'a karşı başarılı olur diye düşünüyorum ben. Artık bir B planının olması gerektiğini düşünüyorum Atiker Evet hocam, şimdi özellikle Volkan Fındıklı ısrarı neden devam ediyor Aykut Kocaman'ın? Konyaspor'un. Onu soracağım. Tabii ki bunun sorarken de ligin başına dönmek lazım aslında. Evet. Transferde niye bu kadar geciktik hocam? Yani Volkan Fındıklı ısrarı sezon başında yapılan transferlerle çözülemez miydi diye düşünüyorum. Volkan Fındıklı şu anda zorunluluk. Evet. Yani o bölgede fazla alternatifinizin olmamasından kaynaklanıyor. Bu birincisi. Transferle ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Biz 2 ay bekledik yaz döneminde hatırlarsan. Evet. Kim alınacak? Kimler gelecek? Gelecekler mi? Gelmeyecekler mi? O kalacak mı? Bunu gönderecek miyiz gibi bir beklentimiz oldu. Transfer döneminin sonlarına doğru biz transferleri yapmaya başladık ve geçen sene başarılı olan, ligi 3. bitiren takımın 2 tane atar damarı diyeyim artık ben. Yani öyle mi adlandıralım ya da farklı bir şey mi söyleyelim? Yani Evet. Holmen'le Traore Evet. kadromuza dahil olmadı. Bunların yerine Johnson'la Milosevic, yanılmıyorsam, yani aynı mevkilere nokta atışlar yapılmak istendi. Forvet'e bir Rumen oyuncu alındı. Ama bunlar transfer listesindeki A listesinde mi, B listesinde mi, yoksa C listesinde mi bilmiyoruz. Evet. Şimdi Konya'nın malum borçlarının olduğunu, bunların yapılanmayla beraber biraz küçüldüğünü, maliyetli transfere gidilmeyerek borçların daha da azaltılabileceğini,
Avrupa Kupası'ndan kazanılacak paralarla da yeni yatırımlar yapılabileceğini biliyorduk ve tahmin ediyorduk. Bu sene de o küçülmeye devam etti Atiker Konyaspor. Çok önemli ve ciddi transferler yapmadı. Elindeki sözleşmesi olan oyuncularla devam etmeyi tercih etti. Artı ucuz, maliyeti az ama kaliteli olduğunu düşündüğü oyuncuları aldı. Söylediğim gibi A listesindeki oyuncular mı, B listesindeki oyuncular mı, C listesindeki oyuncular mı bilmiyoruz. Bunları en iyi yönetimimiz ve teknik heyetimiz biliyor. Evet. Bu konuda çok fazla da sır vermediler bize. Onun için transferler sıkıntı. Yani istenilen verim şu ana kadar alınamadı. Volkan Fındıklı'ya gelince, evet, onu açıklayayım ben. Volkan Fındıklı yanılmıyorsam 2006-2007 sezonunda Konyaspor A2 takımına stoper olarak geldi. Oldukça da iyi bir sezon geçirdi o sene. Devam etti. Atiker Konyaspor'dan bir üçüncü takımına transfer oldu. Orada birkaç kulüpte oynadıktan sonra tekrar Salih Eken Hoca'nın Anadolu Selçuklu Spor'da anlaşmasıyla beraber tekrar Anadolu Selçuklu Spor'a döndü ve stoper olarak döndü. 2 yıl iyi performans gösterdi. Düzgün de bir çocuktur, yani karakterli de bir çocuktur. Ama bu ligin oyuncusu mu hocam? A yani takıma stoper alternatifi olarak çıktı. Evet. Yani A takımda kim vardı? 2 sene önce işte Vukovic vardı, Ali Turan vardı, Selim vardı. Kokoloviç vardı. Kokoloviç gitti. İşte Karabük'e gitti biliyorsunuz. Ondan sonra Selim oynuyordu. Ali Turan Selim'den formayı aldı. Abdülkerim kiralıktı. Abdülkerim geldi şimdi. Anadolu Selçuklu'dan genç bir arkadaşımızı dahil ettiler. Volkan da bu kadroda stoper. Şimdi 6 tane stoperden bir tanesi. Ön libero pozisyonda oynatabileceğiniz elinizde 2 tane oyuncu var şu anda. Yani bir tanesi Ali Çamdal, bir tanesi Cansın, bir tane de stoperden bozma, hava toplarında etkili ya da iyi pozisyon alan, ikili mücadelelerde sert, stoperlere pozisyonun geçişlerinde pozisyonları eleminize edebilecek kalitede bir oyuncu diye düşünüyor. Ayağının içi de düzgündür Volkan'ın, yani kısa pasları falan iyi yapar, olumlu yapar ama Volkan ön libero oynamayı bilmiyor. Ön libero oynamak sadece 2 tane stoperin önünde durmak değil. Ön libero farklı. Şimdi Mehmet Topal'ı izliyoruz ön libero olarak. İşte Galatasaray'dan gitti İtalya'ya ama hala bir Melo'yu tartışıyoruz. Değil mi? Kanatlar oyuna girdiği zaman, bekler oyuna çıktığı zaman onların açığını kapatacak. Stoperlerin kademesine girecek. Beklerin kademesine girecek. Alanı topla ve topsuz hızlı kat edecek bir oyuncu profilinden bahsediyoruz bütün dünyada. Volkan Fındıklı'da bu özellikler var mı? Volkan Fındıklı'da sadece kesici özellikler var. Volkan aldığı zaman basit oynar. Yana oynamak zorunda kalır ya da geriye oynamak zorunda kalır. Öne oynamaz. Seyirci de burada Mehmet Topal tipinde bir adam istiyor. Melo tipinde bir adam istiyor. Ya da Galatasaray'ın yeni aldığı işte bu 13 kilometre koşan, 14 kilometre koşan oyuncu tipinde bir oyuncu istiyor. Volkan asla öyle bir oyuncu değil. Evet. Artı pas hatası yaptığı zaman şimdi seyircimiz kızıyor. Peki hocam, biraz da taraftara değinmek istiyorum. Biletlerde indirime gitti yönetim. Tabii ki her ne kadar indirime de gitse bu sefer de cezalarla karşı karşıya kaldı. Evet. Kale arkası kuzey alt diyebiliyorum. Yanlışsa düzeltsin arkadaşlarım. Kuzey altta da 2 bloğda ceza geldi ama yine tribünler hınca hınç doluyor. Ne yaparsa yapsa, kim ne derse desin, tribünleri doldurmaya devam ediyor Konyaspor taraftarı. Özellikle son 2 sezonda tribünler adeta diğer illerde, diğer kulüplerde bomboş. Bunu neye bağlıyorsunuz hocam? Şimdi bir çok güzel bir tesis var. Stadyum yani Türkiye standartlarının üzerinde şu anda. İşte hafta sonu Akhisar Fenerbahçe maçını seyrettik. Evet. Yani rezil durumda ki Van Persie falan kapı kilitli olduğu için 15 dakika seviyenin üzerinde yatırmışlar. Evet. Yani şeye götürememişler. Bizim ambiyans olarak, yapı olarak ve tesisin yeri olarak, şimdi burada Büyükşehir Belediyesi'nin hakkını teslim etmek lazım. Tesise yer olarak ulaşımı kolay, şehir merkezine yakın, doğru bir yer tercih edilmiş ve kolayca sahaya gidiyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Kolayca araçlarınıza binip
tekrar evinize ulaşabiliyorsunuz. Öyle bir ortam var. Artı yıllardır bir özlemişlik var şimdi Konyaspor'da. İkincilikten birinci lige çıkmış, işte eski ismiyle söylüyorum. Birinci ligde birkaç sene oynamış, tekrar düşmüş. Asansör takım olmuş, çıkmış, düşmüş, çıkmış, düşmüş. Bunları yaşadıktan sonra son iki sezonda Aykut Kocaman'la düşme korkusu yaşamadan UEFA Ligi'ne katılmış. Direkt olarak gruplara gitmiş. Ve sahadan ayrılırken 3 aşağı 5 yukarı ne yapacağını bildiğiniz bir takım var. Yani evet. Sürprizlere çok gebe olmayan bir takım var. Bu da Konya insanını mutlu ediyor. Konya'nın da tutkularından bir tanesi futbol. Bu tutkulardan dolayı ben her hafta seyircinin full'e yakın olmasını doğal karşılıyorum. Peki hocam, bu hafta milli maç arası var. Evet. Bu haftayı mutlaka sakatlıkların iyileşeceği, Vukovic'in ve ilk yarıda çıkan futbolcumuzun da sakatlığını da düşünürsek evet. Tam da zamanında gelmiş bir ara diyebilir miyiz hocam? Yani kötü giden takımlar için, sakatlığı çok olan takımlar için milli takım araları iyidir. Ama milli takıma az oyuncu veriyorsanız evet. İyidir. Milli takıma çok oyuncu veriyorsanız, işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi ya da diğer takımlar gibi oyuncularınızın sakat dönme riski de olduğu zaman sıkıntıdır. Atiker Konyaspor için bu ara iyi bir ara. Neden iyi bir ara? Hem sakatlar var hem de oyun olarak, format olarak çok doğru durumda, doğru pozisyonda değiliz şu anda. Evet. Bunları düzeltmek adına bazı çalışmaların yapılabileceği bir 10 günlük, 15 günlük ara futbolcuların da dinlenmesini sağlayacak. Çünkü 2 haftada 14 günde yaklaşık 4 tane maç oynadılar. Bunlar da ciddi maçlardı. 2 tane Braga maçı, Fenerbahçe maçı, Kasımpaşa maçı. Bunlar büyük maçlardı. Tempolu maçlardı. Atiker Konyaspor'a bu milli aranın yarayacağını düşünüyorum. Peki hocam, Konyaspor defterini kapatmak istiyorum. Var mı eklemek istediğiniz notlarınız? Eklemek istediğim çok şey var aslında. Evet. Konyaspor'la ilgili artık oyun gücünün, hücum gücünün ya da savunma artılarının çözüldüğünü düşünüyorum Konyaspor'un. Artık B planını, hatta varsa C planını, oluşturulabiliyorsa C planını hayata geçirmek lazım bazı maçlarda. Ve devre arasına özellikle doğru birkaç tane transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum. Zira Avrupa Ligi bitecek. Türkiye Kupası evet. Başlayacak. Türkiye Kupası'nın uzamasını düşünürsek, yani gruptan çıkacağını, ki kolay takımlar, iki tane alt liglerde oynayan takım var. Gümüşhane ve Kızılcabölük Spor, Trabzonspor. Yani bu takımları geçeceğimizi düşündüğümüzde, bir üst tura çıkacağımızı düşündüğümüzde takımın daha çok yorulacağını, bu dar kadroda oyuncuların daha fazla süre alıp sakatlık riskinin, kart riskinin daha fazla olacağını düşünüyorum ben. Evet. Onun için mutlaka devre arasında doğru birkaç tane transferin, geçen sene yapılan devre arası transferleri gibi olması gerektiğini düşünüyorum. İlerleyen haftalarda transfer gerektiren mevkileri de hocam soralım, tespitimizi evet. Yapalım. Henüz daha çok erken, 10. haftadayız, 7 haftamız var. Ben 3. haftada yapmıştım bu transfer tespitlerimi, noktalarımı. Onu da yazılarımda yazmıştım. Aynı fikirleri, aynı düşüncelerimi devam ettiriyorum. İlerleyen haftalarda bunları paylaşırız. Peki hocam, Konyaspor defterini kapatalım. Birazdan, aradan sonra arkadaşlarımdan, yine değerli yönetmenimden de rica edeceğim. Kısa bir ara vereceğiz. Anadolu Selçukspor'u kısa biraz değerlendirelim evet. Hocam. Orada işler yolunda gitmiyor. Son dakikada kendi kalemize attığımız bir Fethiye maçı var. Biraz değerlendireceğiz. Kısa bir ara, aradan sonra kaldığımız yerden Haftaya Bakış programına devam edeceğiz. Evet, Erenler Kafe'nin sunduğu Haftaya Bakış programımızın İkinci bölümü, hatta üçüncü bölümü diyorum. Ara vermiştik hocamın evet. öksürüğünden dolayı. Biz devam ediyoruz. Şimdi ikinci ligi, Anadolu Selçukspor'u konuşacağız ama hocamdan rica ettim. Kısa bir değerlendirme alacağız ama ikinci ligden değil, Spor Toto Süper Lig'den. Hocam, lig nasıl gidiyor? İstenilen seviyede mi? Aşağıdaki sıralama, yukarıdakiler derken ligdeki son durumu sizden bir öğrenelim. Şimdi lig ilginç gidiyor. Geçmiş yıllarda bunu çok az görmüştük. Dört büyüklerin dışında bir takım şu anda ligi force ediyor. 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, mağlubiyeti yok.
İki mağlubiyet almayan takımdan bir tanesi. 24 gol atmış, 6 gol yemiş bir Başakşehir var. Başakşehir'le bizim Atiker Konyaspor'un oyun sistemleri 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın ama Başakşehir'in atıcıları daha iyi. Yani gol pozisyonu oranı ve girdiği pozisyonları değerlendirme oranı daha yüksek. İkinci sırada Beşiktaş var. Beşiktaş'la ilgili son haftalarda spekülasyonlar var. İlginç spekülasyonlar bunlar. Bugün hatta Fotomaç gazetesinin testlerine girmesini yasakladı Beşiktaş yönetimi. Evet. İlginç bir şekilde. Bütün medya Beşiktaş'a hakemler tarafından kayırıldığı konusunda hemfikir. Bilemiyorum. Olabilir ya da olamaz ama ben teknik açıdan bakmak istiyorum. Beşiktaş birkaç hafta içerisinde sürpriz bir mağlubiyet alabilir. Sebebine gelince de Şenol Güneş çok fazla rotasyon yapıyor şu anda. Takım içerisinde. Yani 5 kişilik, 6 kişilik rotasyonlar yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nden sonra kendi ligimizde oynadığımız maçlarda ciddi rotasyonlar yapıyor. Çok büyük cesaret gerektiren rotasyonlar yapıyor. Ben anlam veremiyorum. Bir yerde patlayabilir bu. Önünde de zor maçları var. Fenerbahçe maçları var. 3 hafta sonra diyelim. Evet, lig sıralaması, milli maç sıralaması. Galatasaray evet. Sezon başında biraz fazla Galatasaraylı arkadaşlar kızabilirler bana. Bana göre biraz fazla abartıldı. Çünkü Bruma'yla ön tarafta Bruma'nın performansıyla arka tarafta kalecisi Muslera'nın performansıyla maçları kazandılar. Şimdi bu hafta son iki hafta oynanan maçlarda Muslera yani yapabileceklerin daha üstüne çıkamadı artık. Yapacağı bir şey yok. Evet. Yediği gollerde hatası yok. Artı Galatasaray'ın attığı ve atacağı gollere de önlem almaya başladı takımlar. Sürpriz bana göre sürpriz olmayan sonuçlar alıyor Galatasaray. Bu kadrosu iyi bir kadro aslında. Ama hocası ne kadar götürecek onu bilemiyorum. Yani Fatih Terim sesleri yükselmeye başladı tekrar. Bursaspor bana göre şu anda hak ettiği yerde. İyi bir takımları var, iyi bir hocaları var. Fenerbahçe'yi hepimiz biliyoruz. Yükselen bir form grafiği var hocam. Yani şu anda 3'te 3 yaptı ligde. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben şöyle değerlendiriyorum. Yine yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe girdiği pozisyonlar atıyor. Evet. Önce atamıyordu ve basit goller yiyordu. Şimdi basit goller yemeye devam ediyor ama atıyor da. Evet. Artık. Final vuruşlarına iyi çalıştı. Bir tane gol yiyor. Şimdi 3 tane atıyor, 5 tane atıyor ya da 4 tane atıyor. Galibiyet almasını sağlıyor bu. 18 puanı var. Az bir puan Fenerbahçe'nin sezon başlangıcı için. Ama iyi bir kadrosu var. Tecrübeli bir antrenörü var. O da yukarıları zorlayacaktır. Benim ligde en çok beğendiğim takımlar orta sıralarda 7. ve 8. sırada. Evet. Kardemir Karabük ile Osmanlı Spor. Ofansif futbolu çok iyi oynayan takımlar. Ama şu anda hak ettikleri yerde değiller diye düşünüyorum ben. Düşme adayları içinde gösterilen, sezon başında düşme adayları içinde gösterilen Aytemiz Alanya Spor'un 11 puanı var. İlginç. Çaykur Rizespor'un 10 puanı var. Akhisar Belediyespor'un 9 puanı var. Adana Spor'un 6 puanı var. Yani tahminlerin üzerinde puan aldı takımlar. Benim daha yukarılarda olmasını yani olabileceğini düşündüğüm bir Antalya Spor sezona çok kötü başladı. Son 2 haftada Rıza Hoca'nın gelmesiyle beraber 2 galibiyet aldılar. Tahmin ediyorum bu yükselen grafikleri devam edecektir Antalya Spor'un. Biraz daha yukarılarda kendilerine yer bulacaklar. Evet. Peki hocam Süper Ligi'de değerlendirdik. Hemen fazla da sözü uzatmayalım. İkinci lige Anadolu Selçukspor'un grubuna yani beyaz gruba bir dönelim. Bildiğiniz gibi beyaz grupta lider 10. hafta sonunda İstanbul Spor geçti. Keçiören bu hafta sonu bir mağlubiyet aldı. 2-1'lik bir mağlubiyet. Bu sefer de liderlik el değiştirdi. Nazilli Belediye'ye 2-1 yenildi. İstanbul Spor'da aldığı bu galibiyette 22 puana çıktı. Özellikle niye İstanbul Spor diyorum? İki tane lejyonerimiz var orada. Evet. Kendi Konyalı ve Konya Spor'un altyapısından yetişmiş iki isim. Ömer Esenkaya ve Yunus Emre Yalçın.
Önemli işlere imza atıyorlar. Özellikle stoper mevkinde oynayan Ömer Eser Kaya'nın olması ve az gol yemesi takımın önemli. Aynı zamanda orta sahada neredeyse takımın beyni modunda. Son 2-3 maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan bir Yunus Emre Yalçın var. Erzurum ve Anadolu Selçukspor maçlarında da gol attı. Önemli yetenekler en azından Konya'dan yetişen, Konya'nın kadrosunda bulunan, Konya Spor'un kadrosunda yer alan futbolcular ve zirvede. Ama bizim Konya Anadolu Selçukspor'da işler sanki hiç yolunda gitmiyor gibi hocam. 10 maç önümde açık hemen. 10 maç 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet. 10 gol atmışız, 14 gol yemişiz ve 11 puandayız. 13. sıradayız ve bu hafta da Karagümrük'le İstanbul temsilcisiyle bir hafta içi maçımız var. Hafta içi oynanacak. Onu da belirtelim. Zor haftalar. Fethiye'ye 2-1 mağlup oldu. Son dakikada Volkan Kaçanoğlu'nun kendi kalesine attığı bir gol, uzatma dakikaları diyebiliriz. Böyle bir durum. Yani Anadolu'da işler hiç de iyi gitmiyor. Bir mola daha alalım. Evet, fazla sık sık ara mola aldık bugün. Sizlerden de tekrar izleyicilerimizden de özür diliyoruz. Olacak. Havanın hali. Evet, azizliğine uğradık herhalde. Evet. Biraz geçmiş olsun hocam. Teşekkür ederim. Bol bol limonlu soda içmenizi tavsiye ederim. Evet, portakal düşebilir şu an kafamıza. Reklamlar da var. Reklam. Evet, C vitamini almamız gerekiyor. Erenler Konağı'nın güzel ıhlamurunu tavsiye ederim. Bildiğiniz gibi Nihat Çelikkoğlu'nun sesini biz böyle düzelttik. Erenler Konağı'nın mutlaka tavsiye ediyoruz. Yani yoksa evet, Nihat Başkanımızın sesini bizim kolay kolay düzeltmek gibi bir şeyimiz olamazdı. Evet. Teşekkür ediyoruz onlara da. Hocam Anadolu Selçukspor'u değerlendiriyorduk. Şimdi Fethiye karşılaşması. Ben Anadolu Selçukspor pilot takım olarak lanse ediliyor sürekli. Evet. Anadolu Selçukspor bu sene kan kaybetti. Neden kan kaybetti? Oynatması gereken, kadrosunda tutması gereken oyuncuların birçoğunu kendi kadrosunda değerlendiremedi. Artı sağa sola dağıttı diyelim yani. Evet. İsmail'in gidişine ben çok üzüldüm. İsmail Güven'in gidişine ben çok üzüldüm mesela. Konyaspor A takımına yükselen oyuncularımız oldu. Volkan, işte Halil İbrahim, Can Demir. Bu oyuncuları 3-4 senede A takıma kazandırdık ama bunun dışında söylediğim gibi Ömer Esenkaya mesela bu kadroda hiç düşünülmedi. Evet. Ömer profesyonel olduktan sonra il dışına çıkmak zorunda kaldı. Yunus Emre çok az değerlendirildi. İl dışına çıktı. Bu oyuncular gibi birçok oyuncu daha sayabilirim ben. Yani öz değerleri doğru ve zamanında kullanmadığı için Konyaspor dışarıdan oyuncular alındı. Doğru transferler mi yapıldı? Bu tartışılır. Ben Anadolu Selçukspor'un pozisyon olarak yerini şu anda normal buluyorum. Yani orta sıralar ikinci takım için, imkanları kısıtlı bir takım için orta sıralar evet olabilir. Yani düşünülebilir. Yalnız geçmiş yıllarda yapılan bir şeyin bu sene de yapılmasını beklerdim ben. Konya'da hiç antrenör yok mu? Konya'da hiç teknik direktör yok mu? Fazlasıyla 400 kayıtlarda. Dışarıdan evet. Dışarıdan gelen antrenörler Konyalı antrenörlerden çok mu daha iyi? Ben UEFA B kursuna gittim, UEFA A kursuna gittim. Oradaki antrenörleri biliyorum. Yani her kursta bizim 18'er, 20'şer tane arkadaşımız oldu. Evet. Konya'dan giden arkadaşları da biliyorum ben. Biz neden Konya'daki antrenör arkadaşlarımıza güvenmiyoruz? Neden onlara sorumluluk vermiyoruz? Abdurrahman Baysangur çok kötü işler mi yaptı? Çok kötü bir antrenör müydü? Ya da Abdurrahman Hoca'yı tamam beğenmediniz, gönderdiniz. Yerine başka Konyalı bir antrenör getirilemez miydi? Konya Spor'a senelerce hizmet vermiş bir sürü antrenör var. Akademik kariyere sahip bir sürü antrenör var. Şimdi burada hocam yani futbolcu yetiştirirken aslında antrenörü de biz kendimiz görev vererek yetiştirebiliriz değil mi hocam? Evet. Yani yanlış düşünmüyorum. Yani sorumluluk vermezseniz olmaz ki bu iş. Evet. Yani yapamazsınız sorumluluk vermezseniz. Şimdi antrenör için de aynı şeyi söylüyorum. Altyapı için de aynı şeyi söylüyorum. Konya Spor'da bir 5-6 yıllık bir boşluk oldu. Yani bir boş bir dönem oldu altyapısında ve o yaş gruplarında şu anda A takımı yakalayacak ya da Anadolu Selçuklu Spor'u yakalayacak oyuncu profili yetişmedi maalesef. Yani çıkmadı.
son çıkanlar bundan 5-6 sene önce görev yapanlar, işte en son Şekerspor'dan devşirdiğimiz birkaç tane. Yani Şekerspor altyapılarında yetiştirilip de Konyaspor'a devşirilen, alınan oyuncular var. Onun dışında çok fazla oyuncu yok. Evet. Bunun sebebi nedir? Ahmet Önay bile inanır mısınız yedekte duruyor hocam. Anadolu. Yani Şu anki kadroda. Ahmet Oray 3 sene üst üste stoper oynadı bu takımda. Stoper oynadı. Evet. Tecrübesizken, bu ligin tecrübesi yokken, stoper oynamamışken, Ahmet sol bek oynarken stoper oynadı. Kim oynattı? Abdurrahman Baysangur'la Hakan Ünal oynattı. Neden oynattılar? Neden oynattılar? Ahmet'i bildikleri için oynattılar. O Evet. mevkide yapabileceğini düşündükleri için oynattılar. Ben şimdi biraz acımasızca bir değerlendirme olacak ama altyapılarda yapılan çalışmaların, altyapılarda yapılan seçmelerin ve oyuncuları yetiştirme performanslarının biraz daha üst tarafa, üst düzeye çıkarılmasını bekliyorum. Oradaki antrenör seçimlerinin çok doğru olması lazım. Ahbap çavuş ilişkilerinden uzak durulması lazım. Altyapılarda liyakat önemlidir. Altyapıda çalışacak antrenörlerin liyakatının önemli olması lazımdır. İkimiz aramızda sohbet ederken C kişisini oraya getirmeyi hatır gönül işine bırakırsak eğer biz altyapılardaki başarıdan söz edemeyiz. Altyapılarda hep hezimetlerden söz ederiz. Evet. Özellikle altyapıyı önümüzdeki programlarda değerlendirmek istiyorum. Evet. Yani gerek Anadolu Selçukspor'un altyapısı gerekse Konyaspor'un altyapısındaki işlere de bir el atalım diyorum hocam. Evet. Notlarınızı da alırsanız önümüzdeki haftalar için bunları da değerlendirmeye alalım. Çünkü onlar da bizim için değer. Her ne kadar biz amatörün sesi programı da diğer alt amatörleri konuşsak da bu programda da Konyaspor ve Anadolu Selçukspor'un altyapısını konuşmak istiyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim ben. Ben Alırsak Konyaspor da iyi olur. altyapısında da çalıştım. Evet. Anadolu Selçukspor altyapısında da çalıştım. Anadolu Selçukspor altyapısında çalışırken biz takımımızdaki oyuncular yağmurluklarını çıkarıyorlardı. Evet. Saat 3-4.30 antrenmanında antrenman yapan çocukları yağmurluklar üstünden çıkarıyordu. 4.30-6 antrenmanında antrenmana çıkacak çocuklar giyiyorlardı üstlerine yağmurlukları, ıslak yağmurlukları giyiyorlardı. Şimdi Şimdi o kadar imkansızlıklar vardı bundan 3 sene önce. ama başarı vardı. Başarı da görecelidir. Yoktu. Yok muydu? Yani bir yaş grubunda Enteresan. sadece gruplarda birinci olmuştuk. Türkiye Şampiyonası'na gitmişti Hakan Hoca. Onun dışında Anadolu Selçukspor'da başarı yoktu. Konyaspor'da da başarı yoktu. Ama baktığınız zaman bir özveri vardı. Şu andaki çalışan teknik ekibe sağlanan imkanlar hiçbir dönemde Konyaspor'da, ben 2005 yılından sonrasını biliyorum. Hiçbir dönemde Konyaspor'da olmadı. Evet. Yani biz 50 kişi otobüse binip Sarıcıoğlu'na gidip 50 kişiyle antrenman yapıp tekrar o terli halimizde 25 dakika 30 dakika tesise gelip çocukları dondurduğumuzu hatırlıyorum ki o takımdan çıkan oyuncular bu takımı ikincilikten birinciye çıkardılar. Yani Bankasya Ligi'ydi o zamanki ismi. Bankasya Ligi'nden Süper Lig'e çıkardılar. O dönemde çalıştığımız çocuklarla çıktı bu takım. Şu andaki imkanlarla çok daha iyi oyuncu profilleri yakalanıp daha üst düzeye çıkarılması lazım diye düşünüyorum. Bu zamanla olabilecek bir şey. Şimdi bu çalışan grubun, çalışan arkadaşların sanıyorum ikinci yılları, 4-5 yıla ihtiyaçları var. Onların yetiştirdiği ağaçlardan alacağımız meyveleri Peki bu kadar sabırlı görmemiz bir süreç olacak mı sizce hocam? lazım. 4-5 yıl. Bence olmalı. Yani bugünden arkadaşlara sırtından hançerlememek lazım. Yanlış olur. Altyapılarda sabrederseniz ve bir sisteminiz varsa eğer, bir sistemin arkasında duruyorsanız eğer, başarıyı sağlarsınız. Küçük bir örnek vereyim size. Almanya bundan 12 sene önce, 14 sene önce Avrupa ve Dünya Şampiyonlarında yaşadığı hezimetleri bertaraf etmek için bütün kulüplerdeki altyapı faaliyetlerine federasyon tarafından el konulmuştur. Federasyonun yönlendirdiği sistem sayesinde yeniden yapılanmaya gidilmiştir ve bugünkü Almanya milli takımı tekrar yeniden oluşturulmuştur ve dünyada bugün Real Madrid ile Barcelona beraber alınan bir üçüncü takım Bayern Münih yapısı hayata geçirilmiştir. Bu bir sistemdir. Bunun için 8-10 sene sabredilmiştir. Bizim Atiker Konyaspor'da da altyapıda şu anda çalışan arkadaşlarımıza, her kim olursa olsun şu anda çalışan arkadaşlarımıza sabredilmesi lazım.
Bu sistem başındaki arkadaşlarla ilgili. Ama tekrar söylüyorum, altyapıdaki antrenörlerle ilgili liyakat önemlidir. Hak etmeyen insanların hatır gönül ilişkileriyle orada göreve getirilmesi yanlıştır. Peki hocam, programımızın burada da sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Erenler Konağı'nın sunduğu Haftaya Bakış programının bu haftaki programı sona erdi. Çok sayıda mesajlarınız var. Geliyor, okuyamadık. İlerleyen günlerde bunları da sizlere gerek alt yazılarda rejideki arkadaşlarım gerekse bizler de artık mesajlarla okumaya başlayacağız. Programımız burada sona erdi. Önümüzdeki hafta bildiğiniz gibi milli maç olduğundan biz Haftaya Bakış programı yapmayacağız. Bir sonraki hafta sizlerle birlikte olmayı planlıyoruz. Programımızın burada tekrar sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi akşamlar.